farklı olmadığını görüyoruz. 6 Şubat'ı bir daha yaşamamak için bir şeyler yapıyor muyuz? Ya da belki siz kendi yaptığınız çalışmalar, belki işte Bornova bölgesinden bahsederiz. İzmir'dekileri belki takip ediyorsunuzdur. Ya da biz neler yapıyoruz? Yapıyor muyuz bir şeyler? Burada esasında güzel bir fırsat dönemine girmiş durumdayız. Yerel seçimler dönemindeyiz. Bu yerel seçimlerdeki adaylarımızın ya da aday adaylarımızın hem büyükşehir anlamında olsun hem yerel belediyeler anlamında olsun bu bilinçle esasında projelerini ortaya çıkarmaya çalışması tabii daha faydalı olacak diye düşünüyoruz. Bizler meslek kuruluşları ya da meslek odaları, sivil toplum kuruluşları olarak yapabileceğimiz şeyler tabii öneri, düşünce, proje üretmek, bunların yapılmasının tavsiye edilmesi ve bilinci artırabilecek çalışmalardır. Çünkü herhangi bir ticari bir durumumuz yok yapımla ilgili. Ancak güzel projelerle, doğru projelerle, bilimsel çalışmaların ne şekilde olması gerektiğiyle ilgili doğru noktalara parmak basarak bunların gerçekleşmesini sağlatmaya çalışabiliriz. Kamu yararına istinaden yapmış olduğumuz çalışmalar böyle olabilir ancak. Ama önümüzdeki bu yerel seçim sürecinde tüm adaylarımızın, ya adaylar belli olduktan sonra sadece İzmir için söylemiyorum, tüm Türkiye için söylüyorum. Adaylarımızın ilk 3 projelerinden bir tanesinde deprem veyahut da afet olması bence onlara çok büyük bir kazanç sağlayacaktır. Sadece siyasi olarak görmeyelim. Hiçbir canın zaten siyasiyle zaten kıyaslanmayacak derecede önemi vardır. Bunu bir tamamen can güvenliği anlamında ve halkın huzurunu, refahını ve ferahını artırabilecek çalışma olarak da bir yol haritası çizmelerini Ya hayat öneriyoruz zaten. duruyor yani, Maraş'ta da gördük, İzmir'de Tabii. de gördük. Her şey duruyor. Bir Evet. şehirde her şeyin durması demek oranın yönetilebilirliğini de çok zor Tabii. kılıyor. Hem afet Tabii. anlamında hem de diğer işleyişler anlamında. Tabii, İzmir o kesinlikle. zorlukları yaşadı yani, giriş çıkışlar kapandı. Mesela aslına baktığınızda çok büyük bir sorun yaşamamamız gerekiyordu o depremden buraya. İşte can kayıpları, yolların kapanacağı kadar bir olağanüstü Kapandı, durumu biz kapandı. İzmir'de yaşamamalıydık. Evet, Cuma Ama günüydü yaşadık. ve Evet, Cuma kapandı. günüydü. Tamamen yani şeyler de kapandı. Aydın otobanı kapandı. Özellikle o Tabii, giriş bölgeden çıkışlar kapandı. uzak tabii hep Çeşme Şehrin içinde bir yere ulaşmak şehrin tabii. imkansızdı. Aynen. O paniği hala yaşıyoruz Çok yani. çok. Bunu atlatmak gerekiyor. Zaten biz onun için program Ya yapıyoruz trafik burada. evet yani o ilk üç konudan bir tanesi zaten trafik. Bir tanesi deprem ve afetlere karşı dirençli bir projeler. Artık üçüncüleri de kendi hayal ettikleri projeler olabilir. Ama ilk üç projenin ikisi maalesef İzmir'de trafik 15 son 10 yıl 15 yıldan beri başlıyordu ama 10 yıl inanılmaz derecede kötü, zor. Bu afetler konusunda da bunu doğru bir şekilde gözlemledik. Çünkü bir de şöyle bir şey yani dar sokaklar var. Dar sokaklarda herhangi bir yıkım olduğu zaman oraya ulaşabilecek itfaiye, ambulans ya da arama kurtarma ekiplerinin oraya gitmeleri zorlaşıyor. Bu da tabii üçüncü bir proje Tabii. olarak da şöyle bir şey diyebiliriz. Kentsel dönüşüm. Evet. Doğru bir şekilde kentsel dönüşüm. Ama o Bence bu üç proje gerçek anlamıyla tabii kullanmalarını bir tavsiye ederim. kentsel dönüşüm. Gerçekten yani kendilerine çok ciddi bir prim sağlayacaktır. Bu şey anlamında diyorum. O anki bulundukları durum anlamında. Ama kentimizin ve kentimizi seven insanlar olarak kentimizin ve halkını düşünen kişilerin de bu üç projeye baktığı zaman da çok huzurlu, çok rahat, çok can kayıplarının az olacağı bir ömür yaşayabileceğimizi de düşünüyorum Evet. tabii. Son olarak şunu da sorayım. Siz sismik hareketleri de